Evet, egzama kürümüzü tarif edin. Tamam, edelim hocam hemen. Şimdi egzama kürümüzde bizim burada 5 tane bitkimiz var, yani ürünlerimiz var. Hem dışarıdan hem içeriden alınması gereken bitkilerimiz var. Egzama da burada hocamızın önerisidir bu. Üçlü bitki karışımımız. Aynı sefa, ısırgan ve civan perçemi şeklinde üçlü bitki karışımımız vardır bizim burada. Bunu bizim yalnız içmemiz gerekiyor. Bundan bir tatlı kaşığı şeklinde 1,5 bardak kaynamış suyun içerisine atıyoruz biz bunu. Sen önceden Hazırladım. hazırladın onu. Hazırladım Evet. hocam, evet. Burada 4 dakika bu kaynamış suyun içerisinde kaynaması gerekiyor bu. Kısık ateşte. Daha sonra yine bu hani egzamada kaşıntılarımız olduğu için üzüm çekirdeğimiz var bizim burada. Bundan da bir tatlı kaşığı şeklinde havanda ezmemiz yalnız gerekiyor bunu. Tahta havanda biraz zor olur da pirinç havanda Daha güzelce, güzel olur. evet. Bunu da öğlen ve akşam yemeklerinden yarım saat önce bir tatlı kaşığına bir yemek kaşığı yoğurda karıştırarak bunu tüketmemiz gerekiyor. Bu da kaşıntıyı alır. Tabii ki arkasından da akşamları hani çalışan iseniz eğer akşamları yapmanız daha doğru olur bunu. Karabaş bitkimiz var. Bunu yalnız haftada 4 gün kullanabiliyoruz. Bundan da 6 ya da 5 başak şeklinde kaynamış olan bir suya bunu atıyoruz ve haftada 4 gün bunu o bölgemizde nerede varsa egzamamız oraya sürmemiz gerekiyor. Ama çok etkili. Bunu da dışarıdan uyguluyoruz. Arkasından bu kurudu 1 saat sonra elma sirkesini sürmemiz gerekiyor. Elma sirkesini de sürdükten 1 saat sonra da çörek otu yağı ile sarımsak yağını karıştırarak, yani bundan bir çay kaşığı, bundan da bir yemek kaşığı şeklinde karıştırarak o bölgeyi kullanmamız gerekiyor. Yine burada da hani hocamızın önerisidir kükürtlü sabun. Yani biz bu kükürtlü sabunu aslında hem sivilceye hem sedefe hem egzamaya verdiğimiz bir şey. Bunu da yıkamamız gerekiyor 1 saat sonra. Bu dışarıdan uygulamalarımız bizim gün aşırıdır. Yani bir gün yapıp ertesi gün yapmayacaksınız. Ondan sonraki gün yapacaksınız şeklinde. 2 gün arayla da yapabilirsiniz bunu. Bu şekildedir egzama kürümüz bizim. Dediğim gibi bir Yalnız aylık bir buyurun hocam. devam edin. Bir aylık bir uygulamadır bu. Yine dediğimiz gibi bunu da 3 ay boyunca uygulamak durumundadırlar. Egzaması olanlar, sadece egzaması olanlar değil, değerli izleyiciler, hangi deri hastalığınız olursa olsun, atıyorum, sedef veya egzama veya sivilce, domatesten uzak durun. Domates ve sarımsak azdırır. Oo, ben öyle öğrenciler tanıdım ki, ya hocam işte sarımsak doğal antibiyotik, içinde aliin diye bir etken madde var. Antibiyotik, doğru mübarek. İçinde bir tek o yok ki. Sivilceleri azdıranlar var içerisinde. Dolayısıyla domates, sarımsak, Acı ta acı baharat, yani karabiber, pul biber ve bir şey daha söylemekte fayda var. Yumurtanın sarısı. Evet, sivilceleri azdırır. Ama geçtikten sonra herhalde tüketilebilir mi? Tabii canım, Yani yani işte. ebedi Siz uzak böyle kalıcı. deyince onu çıkaranlar oluyor. Hiç Hayır, yemeyeceğiz hayır, hayat hayır. boyu. Hayır. Yani şimdi bir taraftan kürü uyguluyorsun, bir taraftan savaştığın şeye karşı bir takım tedbirler almak Almak lazım. zorundasınız. Bu onu yani uyguladığınız kürün daha güçlü, daha etkili olabilmesi için sarımsaktan, domatesten, taze yaş üzümden ve yumurtanın sarısından uzak durun. Yani kür boyunca. Sonra gene yersiniz, hiç yemeyeceksiniz diye bir şey yok. Hemen geldi hocam. Vitiligo hastaları da domatesden uzak dursun mu? Evet. Evet.